Bismillahirrahmanirrahim. Vehâbül azm. Hubat azm beyanındadır. Azm, yani menisini kadını rehmere bırakmıyor, çocuk olmasın diye meniyi dışarıya bırakıyor. Bu caiz midir, değil midir? Bunu beyan edecek. Haddesena İbrahim ibn Muhammed ibn Yunus ve Salih ibn Abdurrahman قال haddesena Abdullah ibn Yezid el-Mukri قال haddesena Sa'id ibn Ebi Eyyub an Abil Esved Muhammed ibn Abdurrahman ibn Nevfelen Urveten Aişete قالت Hazreti Aişe buyurdu ki haddesetni Cüdame قالت Cüdame bana rivayet etti, dedi ki zükire inde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz yanında zikredildi al-azl azl fekale buyurdu ki ذَٰلِكَ الْوَعْدُ الْخَف۪يۜ bu gizli vaadidir. Vaad çocuğu sağsak öldürmektir. Cahiliyette kız çocuklarını tutar sağsak diri diri toprağa gömerdiler. وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُوِلَتْ وَاِذَا مِنْ قُتِلَتْ ayet-i kerimede vakı olduğu gibi. O hakiki vaad. Bir de var ki böyle kendi nenesini dışarıya akıtarak o çocuk gelmesine mani olursa bu da vehdi hafidir. Haddesene ibn Ebi Davud kâle, haddesene ibn Ebi Meryem kâle, haddesene Yahya ibn Eyyub kâle, ahbereni Ebu'l Esved kâle, haddesene Urvetven Aişete an Cüdâmete binti Vehdil Esediyye an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer bir senetli İmam-ı Tahavi bu hadis-i şerifi rivayet eyledi. Haddesena Rabi'ül Tiziyyü kâle, haddesene Ebu Zura قال قال أخبرنا حيبة عن أبي الأسود أنه سمع عروة يحدثه أن عائشة أن جدامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. Şimdi bu hadis-i şerifler Cüdame binti Vehb'den geliyor ki Peygamber Efendimiz'den o işitmiş bu azil meselesi vaadi hafidir buyurmuş. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdular ki فكره قوم bir قوم كره gördüler el asl azl لهذا الأثر المروي rivayet edelim bu hadis-i şerif için fi kerahati zalik bu azlin kerahati olduğunda caiz olmadığında varid olan bu hadis için ve halefen fi zalik aharun başkaları bunlara muhalefet ettiler felem yarav bihi basen bu azilde beis görmediler izâ ezînetül hurretü hurre olan bir kadın izin verirse zevciha kocasına fihi azil meselesinde izin verirse fe immenaat yok kadın mani olursa min zalik bundan lem yes'ar o adama caiz, lem yes'ar ona caiz olmaz. Lem yes'ar ona vasi olmaz, caiz olmaz ki en yâsile enhâ ondan azleder. Yani kadının hürriyetine bağlıdır. Bunlar dediler. Ve kad hâlefen fiyâda kavmun âhidû. Diğer üçüncü bir kavim onlar bunlara da muhalefet ettiler. Fekâlû dediler ki lehu, o adam için caizdir. En yâsile enhâ, hürre olan bir kadının da azz etmek caizdir. İnşaat, hürre olan kadın dilesin, ebed iba ilesin. Adamın hakkıdır, kadının hakkı değildir dediler. Üç kavul oldu. Vel kavlu level, birinci kavul fi hâle bunda, bu meselede indana, bizim indimizde as-sahhul kavliyin, iki kavlun en sahihi budur. وَذَٰلِكَ بِزْ اَنَّا رَيْنَا biz gördük ki اَزَّوْجُ زَوْجُ لَهُ onun için caizdir en yafıdır mer'ete kadını ala ben yücamiyaha ona tekarruf etmek için وَاِنْ كَرِهَتْ zalik kadın kerih hoşlanmasa bile adam ne için evlendi? Onun için evlendi. Kadın hoşuna gitsin gitmesin. وَلَهُ adam için caizdir ki en yafıdıha o kadını ala ben yuftiye ileyha bir de çocuk gelmesi için meni onun rahmine döker. وَلَا يَعْزِلَ عَنْهَا ondan azz etmeye. Gene erkekin hakkıdır. فَكَانَ لَهُ bu adam için caizdir. اَنْ يَخُذَهَا o kadına da ben يُفْتِيَ اِلَيْهَا مَنِي o kadının rahmini döke فِي جِمَعِهِ اِيَّهَا ona tekarrub ettiği vakitte كَمَّا يَخُذُهَا kadın aldığı gibi ki اَنْ يُجَامِيَهَا tekarrub etmek aldığı gibi onun rahmine meniyi dökmek için de onun hakkıdır, yapabilir. Ve kâne lil mer'eti kadın için caizdir ki en tâhude zevciha zevcünü ala ben yücameha kendisine tekarrub etmek için. Fe kâne lehâ yine kadının hakkıdır ki en tâhudehu o adamının evlene ben yüftiye ileyha onun menisini kendi rahmine bırakmak için. Kemâlehu en yâhudha o adamın
için caiz olduğu gibi ki kadını ala ve en yücamiyeha ve en yufriye eleyha, nasıl erkekin hakkı ise mücamaat ve çocuk getirilmesine teşebbüs etmek, kadının da eylece onun da hakkı vardır. Ve kâne hakkı kullu vâhidin minhumâ, kadın ve erkeklerin her ikisinin de hakkı fî zâlike, bu meselede alâ sahibihi, kendi arkadaşı üzerine sevabı müsavidir. Ve kâne min hakkihi, o adamın hakkındandır en yufriye eleyha, kadına ifta ile, yani meni rahmine bırakı fi cimaiha tekarrubunda in ahabbet ve in herret, isterse dilesin, isterse dilemesin. Fi herret, fi kerihet. Hiye zalik, o kadın isterse bunu hoş görsün, isterse hoş görmesin. İkisinin de hakkı vardır. Fen nazaru ala ma zekerne, bizim zikrettiğimiz bu şeye kıyasen en yekune kezalik, böylece ola min hakkı, kadının hakkından da hiye iyide aleyhi, kadının da hakkıdır adama dan velet talep etmesi, kadının da hakkıdır ki en yufti ileyha, kadına meli ifta ede fi cimahi iyyaha, ona takarrub ettiği vakitte in ahabbe zalike ve inkere, ister o adam bunu sevsin isterse sevmesin, kadının hakkıdır, bunu talep edebilir. Ve hâdâ huven nezaru fî hâdâ, bu mesele hakkında da nezer kıyas budur. Ve huve kavlu ebi hanifete ve ebi yusufe ve muhammedin rahmetullahi aleyhi mecmain, bu üç imamın kavulleri de budur. Velil mevla, efendi için caizdir fi kavlihim cemi'a, bu üç imamın kavullerinde inde men kerihel azle, azli kerih görenlerin indinde aslan azli kerih görenler indinde mevla için orucudur ki en yücami'a emetehu, cariyesine tekarrubede ve yazile enha, o cariyesinden azlide fi cimai tekarrubunda ve la yestezineha, cariyesinden izin istemeye fizalik, bu mesele hakkında. O cariyesi, efendisi cariyesinden azledebilir dediler. Ve inkânet lirracüli lirracülin, bir adam için olursa zevcetün memluketün, köle olan bir aile, birisinin cariyesini kendisine nikah etmiş, memluk. Fe erâdet en yâzile anha, o kadın zevce kendisinden azd olunmasını isterse, çocuk yapmasını istemiyor kadın, kadın da cariye. Fe inne ebâ hanîfete ve ebâ yusuf ve Muhammeden rahmetullahi aleyhim, bu üç imam kânu yekûlûne, derdiler fî zâlik, bu mesele hakkında. فِيمَا حَدَّسَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ, Muhammed bin Abbas'ın rivayet ettiği hadiste, اَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ اَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنَ اَنْ اَبِي يُسُفْ اَنْ اَبِي حَنِفَةَ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَنَّ الْاِذْنِ فِي ذَٰلِكِ, bu mesele hakkında izin ila mevlel emeti, cariyenin efendisine aittir. Cariyeye değildir, cariyenin efendisine aittir. وَقَدْ رُوِيَنْ اَبِي يُسُفَ خِلَافَ هَذَا الْقَوْلِ, İmam Ebu Yusuf'ten de bunun hilafı rivayet edildi. وروايته شو حدثنا ابن ابي عمران قال حدثني محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد عن ابي يوسف رحمه الله عليه قال الاذن في ذلك وعزل حقن ذا اذن الى الامه الجاريه يدر لا الى مولاها efendisine değildir. Ebu Yusuf diyor ki burada izin cariyenin kendisinedir. Fakat İmam Azam, İmam Muhammed diyor ki hayır, efendisine aittir. Burada ihtilaf var. قال ابن ابي عمران, İbn Ebi İmran dedi ki hâzâ huven nazar, nazar kıyas budur. Alâ usûli mâ bi şeyin, usûlü üzerine ki bünî aleyhi hâzel bab, bu bab onun üzerine bina edildi. Kıyas da budur. Yani cariyenin kendisine verilmesi lazımdır bu hakkın. Leennehâ lev ebâhet, eker o kadın mübah kılsa zevcehâ, zevcine mübah kılsa neyi terk et, cimâihâ, kendisinin cimanın terkini mübah kılsa, kâne min zâlik fî si'atin, bundan bir genişliktedir, caiz olur. Ve lem yekün li mevlâha, o cariyenin efendisi için olmadı, en yahuze zevceha, bu kadının zevcini muâhaze ede, ben yücamâha, illa sana vermiş olduğum mücariye mücamaat edeceksin diye ihbar edemez. Bu kadına aittir. Kadının şeriat döşekine gitmek gitmemek kadında kocası arasındadır. فَلَمَّا كَانَ الْجِمَعُ الْوَاجِبُ عَلَى زَوْجِهَا اِلَيْهِ, vaktaki zevce vacip olan cima olduysa, onun hürriyeti ileyha, kadına olduysa, اَخَذَ زَوْجُهَا بِهِ, onun zevci onunla aldıysa, لَا اِلَى مَوْلَاهَا, efendisine değil de
ailesine ait olduysa kâne zâlikel islâhu, bu işlâda çocuk yapmak da oldu fî zâlikel cimâ, o cimâda el ahsû, onu almak bihi anında ileyhe kadın oldu. La ilâhe mevlâhe, efendisine değil. Fâhâdâ huvân nazarû fîhâdâ, bu mesele hakkında da kıyas budur. Yani o cariyenin hakkıdır. Ve enkerehâ ulâ-i cemî'en, bunların hepsi inkâr eylediler. Ellezîne ebâhul azle, azli mübah kılanların hepsi de inkâr eylediler. Mâ fi hadîsi cüdâmete, cüdâmenin hadisinde olan şey. Yani ve'di hafî rivayeti geldi. Yani o da neden? Min mâ râvetü an Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet eylemiş olduğu hadiste ki, o da neden? Min kavlihi fîhî, Peygamber Efendimiz'in bu mesele hakkındaki kavli şerifinden, اِنَّهُ الْوَعَدُ الْخَف۪يُّ عَزِ الْوَعَدِ خَف۪يدِرْ. Bunu inkar eylediler. وَرَوَ بَعَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet eylediler. İnkâre ذَٰلِكَ الْقَوْلُ, bu kavlun inkarını alâ men, bir kimseye çıkarehu, bunu dedi. Bunu rivayet eden adama inkar eylediler. وَذَكَرُوا فِي ذَٰلِكَ, bu mesele hakkında zikreylediler. مَا شُلْبِ الْحَدِيثِ zikreylediler ki, حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله هذا حدثنا ابن مردوك قال حدثنا أبو داود عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي رفاعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان برفن مزأتا ورجل برادم قلدي فقال يا رسول الله dedik يا رسول الله إن عندي جارية benim yendimde bir cariyem var ve ana azil ve haban andan azil yapıyorum ve ana ekrehu en tahmile, onun hamile kalmasını kerih görüyorum ve iştehi ma iştehi rical, erkekler kadınlardan ne arzuları olursa onu da arzu ediyorum, yani ona tekarrub etmek istiyorum fakat onun hamile kalmasını istemiyorum. Ve innel yahude yekuluna, Yahudiler de diyorlar ki hiye el mev'udetü suğra, bu azletmek mev'ude-i suğradır. Yani kendi çocuğunu diri diri defnetmektir. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdular ki كَذِبَتْ يَهُودُ, Yahudiler yalancı oldular. لَوْ اَنَّ اللّٰهَ اَرَادَ Cenab-ı Hak murad etseyden يَخْلُقَوْنِ خَلْقَتْمَيْهِ لَمْ تَسْتَطِعْ, sen kudretin olmazdı اَنْ تَصْرِفَهُ عَزِّ bu azli başka tarafa sarf etmeye senin istitaatın olmaz diye. Haddesene ibn-i Mersu kâle, haddesene Harun ibn-i İsmail kâle, haddesene Ali ibn-i Mübarek, en Yahya ibn-i Ebi Kesir, en Muhammed ibn-i Abdirrahman, en Ebi Müte'i ibn-i Rıfa'a, en Ebi Sa'id-i Nukudriyan, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mislehu. Beyne hadisi şerifi İmam-ı Tahavi ibn-i Mersu teliğiyle de rivayet eyledi. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عياش بن عقبة الحضري عن موسى بن وردان عن أبي سعيد الخدري قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'e vasıl oldu ki اَنَّ الْيَهُودَ يَقُولُونَ, Yahudiler diyorlar ki اِنَّ الْعَزْلَ عَزْلْ هُوَ الْمَوْعُودَةُ السُّغْرَى, küçük mev'udedir diye Yahudiler böyle diyorlar. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdu ki كَذِبَتْ يَهُودُ, Yahudiler yalancı oldular, yalan söylediler. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdular ki لَوْ اَفْضَيْتَ, sen meni onun rahmine ulaştırsan لَمْ يَكُنْ olmaz illa bir kader, o da kader ile olur. Mukadder neyse o olur. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عياش الركام قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل عن يصمش يمش وأبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري قال أقمت جارية لي بسوق بني كينكاع. أبو سعيد الخدري يقول كي أقمت بني كاميلة جارية لي بني بجارية Suki beni kaynuka, beni kaynuka'ın suhunda yani sattık için. Onu arz ettim ki satayım. Femer Rebi Yahudiyyum, bir Yahudi bana geldi. Fekale dedi ki ma hadihil cariyetu, bu cariye nedir? Kuldu cariyetun li, benim bir cariyemdir yani satacağım. Kale dedi ki ekünte tusibuha, sen buna tekarrub ediyor muydun? Kultu neyem, tekarrub ediyordum. Kale fele'alle fi betniha minke sahle, onun karnında senden bir yavru vardır Allah'u alem dedi. Kale kultu,
ben Yahudi'ye dedim ki inni kuntu a'zilu anha. Ben bu cariyeden azlediyordum. Yani meni rahmine bırakmıyordum. Kale dedi ki tilkel mev'udetü sura. O da küçük mev'udedir. Çocuğu diri diri öldürmektir. Fetâfâtîtü nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e geldim. Fesekerdü zâlike lehu. Peygamber Efendimiz'e bunu zikreyledim. Fekale Peygamber Efendimiz buydu ki kezibet Yahud, Yahudiler yalancı oldu. Kezibet Yahud, Yahudiler yalancı oldular. Buyurdu. Fehâzâ Ebu Sa'id radıyallahu ta'ala. İşte Ebu Sa'id'in Hudri hekâ kad hekâ anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den hikaye eyledi. İkzâbe men bir kimsenin yalancılığını ki zâme zûmetti ki ennel azil. Azil mev'udetün mev'udedir. Azil mev'ude olduğunu zûmedenin yalancı olduğunu hikaye eyledi. Sümme kad rüviyen Ali'in radıyallahu anh Hazreti Ali'den rivayet edildi. Refü zâlik. Bunu refi yani Peygamber Efendimiz'den gelen rivayet geldi. Ve tembihu ala fesadihi, bunun fesadına da tembih geldi. Bi manen latifin hasenin, latif ve güzel bir manayla. O da şu. Haddesena Revh ibn-i Fereş, kâle haddesena Yahya ibn-i Abdillah ibn-i Bükeyr, kâle haddeseni Yerdeyiz, kâle haddeseni Ma'mr ibn-i Ebi Habibe, en Ubeyd, Ubeydillah. Abdullah demiş, doğru sen en Ubeydillah, en Ubeydillah ibn-i Adi ibn-i Khiyar, قال تذاكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'in ashabı müzakere ettiler. عند عمر Hazreti Ömer indinde el azli azli tezakür ettiler. Caiz midir, değil midir? فاختلفوا فيه, bunda ihtilaf ettiler. Kimisi caizdir, kimisi caiz değildir dediler. فقال عمر, Ömer dedi ki قد اختلفتم, ey ashab-ı Resulullah, siz ihtilaf ediyorsunuz. وانتم اهل بدرين الاخيار, siz Ehl-i Bedir'siniz, hayırlı adamlar sizsiniz. Siz ihtilaf ediyorsunuz. فَكَيْفَ بِالنَّاسِ بَعْدَكُمْ, sizden sonra nasın hali ne olur? Yani onların ihtilafı nasıl olur? اِسْتَنَاجَا رَجُلَانِ, iki adam gizli konuşmaya başladılar. فَقَالَ عُمَرْ, Ömer dedi ki مَا هَذِهِ الْمُنَاجَاتِ, bu gizli konuşma nedir? قَالَ, onlardan birisi dedi ki اِنَّ الْيَهُودَ يَهُودْ tez'ümü, onlar zöhm ediyorlar ki enneha bu azil el mev'udetü suğra, mev'ude-i suğradır. Büyük mev'ude, mev'ude-i kübra, kız çocuğunu diri diri gömmek dünyaya geldikten sonra. Bu küçüğü de işte böyle azletmek, bu da mev'ude-i suğradır dedi. Yahudilerin böyle zöhm ettiğini söyledi. Fekale Aliyyün Hazreti Ali kerramallahu veşeh dedi ki اِنَّهَا لَا تَكُونُ مَوْوَدَةٌ عَزِلْ, azil mevude olmaz. Hatta تَمُرَّ, mürur etme deyince بِالتَّارَاتِ السَّبِي, yedi devri geçirmeyince mevude olmaz. اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ اِلَى آخِرِ الْاَيَةِ, ayet-i kerimede insanın hılgatında yedi devir geçiyor ya, işte o yedi devri geçirmedikçe mevude sayılmaz buyurdu. Bu Hazreti Ali radıyallahu anh bunu söyledi kendiliğinden değil. Peygamber Efendimiz de işitmişti bu. Onun için söyledi. Bu da merfu hükmündedir. Haddesena Salih ibn Abdurrahman, قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري, قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيب قال سمعت عبيد بن رفاعة الأنصاري قال تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر. Peygamber Efendimiz'in ashabi azli müzakere buyurdular. Sümme zekere mislehu, sonra aynı bu meseleyi söyledi, zikredildi. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın cevabını da zikredildi. Fetaaccebe Ömer'u min kavlihi. Hazreti Ömer, Hazreti Ali kerramallahu ve şehrinin kavlinden teaccüb etti. Hoşuna gitti ve kâle buyurdu ki cezâkallahu hayra. Allah sana hayırlı mükafatlar versin dedi ya Ali. فأخبر علي رضي الله عنه حجة علي رضي الله عنه خبر بردك أنه لا موؤودة موؤودة علمت إلا ما قد نفخ فيه الروح إلا روح نفخ إذن دم وقت موؤود olur. أما روح نفخ edilmezse o موؤود olmaz. لا موؤودة إلا ما قد نفخ فيه الروح قبل ذلك. O روح نفخ edilmezse evvel موؤود olmaz. أما ما لم ينفخ فيه الروح, ama ol bir şey konar ruh nefh edilmedi. فَاِنَّمَا هُوَ مَوَاتٌ, o ölüdür.
غَيْرُ مَوْعُودَةٍ mevude değildir. Bu zaten öyle. Sağ değil ki sen onu öldürmüş olasın. وَقَدْ رُوْيَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِذَا Abdullah bin Abbas'tan da rivayet edildiğine ذِيرُ مَا زِكَرْنَهُ zikredildiğimizin neziri Ali'yi radıyallahu anh. Hazreti Ali radıyallahu anh'ten zikredilen şeyin misli Hazreti Abdullah bin Abbas'tan da rivayet edildi. O da şöyle. حدثنا أبو بكر قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن أبي البداك أن قوما سألوا ابن عباس أبي البداك diyor ki bir kavim عبد الله بن عباس sordular عن الأصل أصلدır فذكر مثل كلام علي Hazreti Ali'nin kelamının mislini zikreyledi sevaen müsavi yani dedi ki 7 devir geçer insanın nütfesi üzerine 7 devirden sonra mev'ude başlar. Yani ruh nefredildikten sonra. فَهَذَا عَلِيٌ وَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ İşte Hazreti Ali ibn Abbas رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَدْ اِجْتَمَعَا فِي هَذَا Bu mesele hakkında içtima eylediler. أَلَا مَا زَكَرْنَا zikre eylediğimiz şey üzerine. İttifak eylediler. وَتَابَا عَلِيًا Hazreti Ali'ye tabi oldu. أَلَا مَا قَالَ مِنْ سَالِكَ Bu mesele hakkında demiş olduğu, vermiş olduğu hükme tabi oldu. Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer de ona tabi oldu. Bu ona cezakallahu hayren dedi. Daha kim tabi oldu? Ve men bir kimse ki kâne bi hadrat-i ima onların yanlarındaydılar. Onlar da kimden mi? Eshab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eshab-ı Resulullah'tan orada bulunanlar da Hazreti Ali'ye tabi olmuş oldular. Yani o hükmü kabul etmiş oldular. Fesihade işte bunda orucudur. Delilün delil orucudur ki ala annel azle azil gayru mekruhin mekruh değildir min hadil ce bu cihetten ruh nefkedilmediğinde. Ve kad ruviye an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi fil azle azil hakkında eyda bu rivayetler gibi maşhur bir rivayet ki haddesine bize rivayet eyledi Muhammed ibn Amr ibn Yunus. قال حدثنا إسباط عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي البداك عن أبي سعيد الخدري قال أبو سعيد الخدري dedi ki لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz vaktaki fethi iledi Khaybere vaktaki fethi iledi Asabna biz isabet ettik nisaen bir takım kadınlara isabet eyledik yani onları esir aldık fekünnâ neta'uhunne biz onlara tekarrub ederdik fena'zilu anhunne onlardan da azlederdik yani onlardan çocuğumuz olmasın hamile kalmasınlar diye fekale ba'duna li ba'd bazımız dediler ki etef'alune hada siz bunu yapar mısınız yani bu azli yapıyorsunuz bu caiz mi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ila cembikü yanınızda Peygamber Efendimiz var bunu yapıyorsunuz, caiz mi değil mi için sormuyorsunuz. La teselûne bu. Niye ona sormuyorsunuz? Kâle Ravi dedi ki Ravi kim burada? Bu Seyyid-i Hudri radıyallahu anh dedi ki Fese'elûhu an zâlike. Peygamber Efendimiz'e sordular an zâlike bu azil hakkında. Biz azil yapıyoruz, caiz mi değil mi? Fekâle buyurdu ki Leyse min kullil mâi. Manın hepsinden olmadı yani meninin hepsinden olmadı yekunul veled veled olur olmadı yani her meniden çocuk olur olmadı inna allaha cenab-ı hak izâ erâde murad etti mi en yehluka şeyen bir şeyi halk etmek murad etti mi lem yemne'hu ona mani olmaz şeyün hiçbir şey mani olmaz ondan bir çocuk halk etmiş cenab-ı hak murad etti mi hiçbir şey ona mani olmaz felâ aleyküm sizin üzerinize meşakkat olmadı. Allâ ta'zilû. Azletmenizden dolayı sizin üzerinize bir günah yoktur. Yani azledebilirsiniz. Haddesena Rabbi'ul Mâzinu. Kâle haddesena ibn-i Vehbin. Kâle ve akberenî ibn-i Ebi Zinad. An ebihi. Kâle haddeseni Muhammed ibn-i Yahya ibn-i Habban. Enne ibn-i Muhayrize haddesehu. Enne Eba Sa'id haddesehu. Ebu Said'in Hudri rivayet eyledi ki enne ba'dun nas kellemu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e söylediler fi şenil azli azil hakkında ve zalike bu da li şenil gazveti benil mustalik gazvesi hakkında fe asabu sebaya esirlere isabet ettiler esirler aldılar ve kerih gördüler ki en yelidne
ve esirler, çocuk doğuralar minhum kendilerinde. Yani esirleri aldılar, esirlere tekarrub ederdiler. Onlardan çocuk olmasını da istemezdiler. Geldi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylediler. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki, ma aleyküm, sizin üzerinize olmadı, yani meşakkat olmadı, ellâ teazilû, sizin azd etmemenizde bir günah olmadı, yani azd edebilirsiniz. Fe innallâhe, Cenab-ı Hak kad kaddere, tekdir etti, ma ul bi şey ki huve, Cenab-ı Hak halikun, halk edicidir. İlahi'l kıyame, kıyamet gününe kadar halk edeceği şeyi tekdir buyurmuştu. Eğer mukadderde varsa muhakkak gelecektir. حدثنا ابن أبي داود قال حدثني ابن أبي مريم قال أخبرني ابن أبي الزناد قال حدثني أبي أن يحيى بن يحيى بن حبان أن ابن محيريز حدثه ابن محيريز رواية ديورك أن أبا سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أخبرهم أنه خبر بردي ثم ذكر مثله aynen bu hadisi şerifin kendisini onlara rivayet eyledi. Yani Hazreti Ebu Said el-Hudri diyor ki, beni Mustalih gazvesinde esirler aldık. Biz o esirlere tekarrub ederdik, onlardan da çocuk olmaması için azil yapardık. Bunu Peygamber Efendimiz'e geldik, sorduk ki, ya Resulallah, böyle yapıyoruz. Bu cariyeleri getirip satacağız. Çocuklu olduğu gibi belki eski kıymetini getirmez. Biz bunlar da kendi mülki, tahti mülkimizde olduğundan dolayı ve şer'en de bunlara tekarrüb etmek caiz olduğundan biz bunlara tekarrüb ediyoruz. Fakat azil yapıyoruz ki çocuk olmasın. Ne buyurursunuz? Peygamber Efendimiz de buyurdular ki, مَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَعَزِلُوا فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ قَدَّرَ مَا هُوَ خَالِكُنِ لَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Siz azli yapmanızda sizin üzerinize bir mesuliyet yoktur. Cenab-ı Hak eğer bir ruhi halk etmişse, onu dünyaya getirecekse, o kıyamete kadar kimse ona mal olamaz, o gelir. O mukadderdir. Hadis-i şerifi aynı zikriyledi. Haddesena Yunus'u kâle akberen ibn-i Vehbi enne maliken haddesehu, İmam-ı Malik rivayet eyledi, en Rabi'ate bin-i Ebi Abdurrahman. İbin kelimesinden sonra Ebi noksan. Rabi'a, bu Rabi'a, Rabi'atul Rey derler ki İmam-ı Malik'in şeyhidir. İmam-ı Malik o Rabi'atul Rey'den rivayet ediyor. Onun babası Ebu Abdurrahman, künyesi. Fakat esas ismi Ferruh'tur. Teymi kabilesine mensup. Ebi Abdurrahman'ın Ferruh. Medine ulemasından ve İmam Malik'in hocasıdır. Rabia'dan rivayet ediyor. O da kimden? Em Muhammed ibn Yahya ibn Habban. Muhammed ibn Yahya ibn Habban'dan rivayet ediyor. Fezekere bi isnadi mislehu. Aynı bu senette bu hadisi şerifi zikreyledi. Haddesena Nesur ibn Merzuk. Kal haddesena al-Khasibu. Kal haddesena Buhayb ibn Musa ibn Ubbe. Em Muhammed ibn Yahya ibn Habban. عن ابن المحيريز عن أبي سعيد الخدري أبو سعيد الخدري ذن رواتي لديك أنهم أصابوا رسابة التلال سبايا أسيلرة يوم أوطاس أوطاس هربن ده فتح بك ده أوطاس هربن ده وقت oldu orada ellerine esirler geçti. فأرادوا أصحاب كرام مراد ettiler ki أن يستمتعوا منهن وأسيلرلي استمتع ederler. وَلَا تَحْمِلْنَ فَكَتْ Onlar da hamile kalmayalar. O da nasıl olacak? Azil yapacaklar da ki hamile kalmasınlar. فَسَأَلُ النَّبِيَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e sordular. En zâlike bundan. Ya Resulallah, bu esirlere tekarrüb edeceğiz. Fakat hamile kalmalarını istemiyoruz. فَقَالَ buyurdu ki, لَا عَلَيْكُمْ Sizin üzerinizde günah olmadı. اَنْ لَا تَفَعَلُوا Bunu işlemenizde, azli yapmanızda. فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak قَدْ كَتَبَ yazdı. مَنْ bir kimseyi ki huve Cenab-ı Hak halikun, halik edicidir.
İlâ yevmil kıyamet. Kıyamet gününe halk edecekleri adamı levh-i mahfuzda yazdı. Yani onları zamanı gelince gelecekler dünyaya, o ruhları cesetlerine girecek, kimse buna mani olamaz buyurdu. Haddesene ibn Ebi Davud kâle, haddesene ibn Yaman kâle, akhberena Şuayb ibn Ebi Hamze, ani Zühriyi kâle, akhbereni Abdullah ibn Muhayriz el-Cümahi, enne Eba Sa'idin el-Kudri akhberehu. Ebu Sa'idin el-Kudri haber verdi ki, ennehu beyne huve câlisun inden Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yanında oturuyor idim dedi. İzi cahu racülü minel ensar, ensardan bir adam Peygamber Efendimiz'e geldi. Fekale dedi ki, ya Resulullah, inna nusibü sebyen, biz esirler alıyoruz. Ve nuhibbül esman, onları güzel bir parayla satmayı da arzu ediyoruz, bunu seviyoruz. Keyfe tera fil azı, fe keyfe tera fil azı, ya Resulullah, azıl desen reyin nedir? Yani hamile olursa o cariye o kadar kıymet getirmez. Eğer bu hamile olmazsa güzel para getirir. Biz de parayı seviyoruz. Bunları satıp para alacağız. Buradaki reyiniz nedir? Peygamber Efendimiz'den istizam buyurdu. Fekale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz de buyurdular ki, eve enneküm lefsitlerle tef'alûne dâlik. Siz bunu yapıyor musunuz? لَا عَلَيْكُمْ اَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَٰلِكُمْ. Bunu yapmanızda bir meşakkat yoktur. Yani sizin üzerinizde bir mesuliyet yoktur. فَاِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ. Hiçbir neseme olmadı ki كَتَبَ اللّٰهُ Cenab-ı Hak takdir buyurdu. Neyi? اَنْ تَخْرُجَ onun çıkmasını, dünyaya çıkmasını takdir buyurdu. اِلَّا هِيَ خَارِجَةٌ اِلَّا o çıkıcıdır. Cenab-ı Hak kimi tekdir etmişse, dünyaya gelecekse, o gelecek, kimse buna mani olamaz. Bu hadis-i şerifi de bu Seyyid-i Kudri yine rivayet eyledi. حَدَّسَنَا اِبْنَ اَبُوْ مَرْضُوْقَ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ دَاوِدْ اَنْ شَوْبَةً اَنْ اَنَسِ اِبْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ مَعْبَدَ اِبْنِ سِيرِينَ مُحَمَّدَ اِبْنِ سِيرِينَ مُحَمَّدَ اِبْنِ سِيرِينَ اِشِتْتِمْ يُحَدِّسُ اَنْ اَبِي سَعِيدٍ Ebi Seyyid'in Kudiri'den rivayet ediyor diye radıyallahu anh. Kâle se'elnâ Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem anil azır. Fimber Efendimiz'e sorduk anil azır asıldır. Fekâle lâ aleyküm en lâ tef'alûhû. Bunu işlemenizde bir mesuliyet yoktur. Fe innemâ huvel kader, mukadderdir. Eğer mukadder varsa çocuk meydana gelir, yoksa gelmez. İşte aşağıda İmam-ı Tahavi'nin buyurduğu gibi bu hadis-i şerifler, daha bir iki hadis-i şerif daha var. Onlarda da buyuruluyor. Kader de neyse o zuhura gelecektir. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bir ruhu yarattı mı? Onu muhakkak dünyaya getirmesi için bir vesile ittihaz edecek. O dünyaya gelmesi muhakkak olacak. Onun için Ashab-ı Kiram'a ruhsat buyurmuş. Ezil yapabilirsiniz aşağıda da. Bunu uzun uza diye izah ediyor ve bu eserlerde delil vardır ki azil mekruh değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne haber veriyorlar ki onlar bunları bu azil yapıyorlar. Peygamber Efendimiz de onlara inkar etmiyor. Onları onda, ne azilden de nehyetmiyor ve buyuruyor ki لَا عَلَيْكُمْ اَلَّا تَفْعَلُوهُ فِي اِنَّمَا هُوَ الْقَدَرِ. Bunu yapmanızda beis yoktur. Eğer kaderde varsa bir çocuğun dünyaya geleceği o gelir. Kulase bu mesele hakkında uzun uza diye bahsediyor ve aşağıda da geliyor ki İmam Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf ve Muhammed'in kavilleri de budur. Sulbi ve teraid. Erkekin sulbünden, kadının da teraidinden. Teraidin yani Türkçelerin arasında. Yahudikümün değil mi? Sulbi ve teraid. Demek bu rahme işareti. Rahmi yukarıda olduğu da Allah'ın yumurtalıkları var. Rahmi yumurtalıklar. Kella innehu ala raci'i de kadir. İlk önce Allah-u Teala bunu halk eden Allah yeniden ölümüne diriltmeye kadir. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene Ebu Yaman, kâle akhberena Şuayb ibn Ebi Hamze an-i Zühriye, kâle akhbereni Abdullah ibn Muhayriz'in Cümehiyyü.
أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه بينه وجالس عند النبي صلى الله عليه وسلم. Ebu Said el-Hudri diyor ki biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyor idik. Recülüm minel ansar. Resulullah Efendimiz'e ensardan bir adam geldi. Fekale dedi ki ya Resulullah inna nusibus sebyen. Biz sebye isabet ediyoruz. Yani harplerde esirler alıyoruz. Onların içerisinde cariyeler oluyor. Kadınları esir aldın mı o da cariye olur. Ve nuhibbul esmane, biz de parayı seviyoruz. Yani götürüp onu satıp da para etmek istiyoruz. Ve keyfe terâ fil azli, azilde nasıl görürsün ya Resulullah? Çünkü azil yapmasa ondan çocuk olacak. Çocuk olduğu gibi ümmi veled olur ona. Ümmi veledi satamaz. Sonra biraz bu da ihtilaflı ya, ümmi veled satılır satılmaz ulema arasında. Bazıları bizim mezhebe göre satılmaz. Diğer bazı mezhepler satar diyor. Bu vakıtta da cariye kıymetten düşer. Cariyenin bir de bir çocuğu var. O hemen götürüp satamaz bu çocuğu. Kim besleyecek, kim büyütecek? Onun için diyor ki azilde sen ne dersin ya Resulullah? Fekale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu ki eve enneküm letef'elûne zâlik. Siz bunu yapıyor musunuz? La aleykum en la tef'alu zalikum. Yani bunu yapıyorsunuzsa bunda beis yok. Yapabilirsiniz. Fe innaha leyset nesemeten. Bu azil bir neseme olmadı. Keteballahu öyle neseme ki keteballahu Allahu Teala takdir etti en tahruce çıka. Yani anasının rahminden çıkmayı Cenab-ı Hak yazmış, tekdir etmiş, bir neseme olmadı, illahiye hariz ettir. Ha, bu illahi getiriyor ki فَاِنَّهَا لَيْسَتْ olmadı. Nesemetün bir neseme. Öyle neseme ki كَتَبَ اللّٰهُ اللّٰهُ تَعَلَى تَكْدِرْ اِتْتَنْ تَخْرُجَ anasının karnından çıka böyle bir şey olmadı, illahiye hariz ettir. İlla o çıkacaktır. Yani ruhunu Cenab-ı Hak halk etmişse, dünyaya geleceği mukadder ise illa o çıkacak. O vakitte azil ettiği gibi de çıkmaz. Çünkü meni kadına gitmez ki, rahme gitmez ki neseme de ola. Ona da cevap veriyor ki, az bir meni giderken ondan da Allah-u Teala halk eder. Ve haddesene ibn-i Merzuk, kâle haddesene Ebu Davud, en şu'bete en Anes ibn-i Sirin, kâle semiyatü me'bede ibn-i Sirin. Yuhaddisu en Ebi Sa'idin radıyallahu anh. Yine Ebu Sa'idin Hudri'den rivayet ediyor ki, kâle, buyurdular سَأَلْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ الْعَزْلِ Azilde Resulullah Efendimiz'e sorduk. فَقَالَ buyurdu ki لَا عَلَيْكُمْ اَلَّا تَفْأَلُوا bunu işlemede beis yoktur. فَاِنَّمَا هُوَ الْقَدَرْ mukadderdir. Eğer çocuk olacaksa mukadder. Ne yapsanız illa o gelir. Yok mukadder değilse isterse rahme meni vasıl olsa bile çocuk olmaz. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو داود عن شعبة عن ابي اسحاق السبيعي قال سمعت ابا الوداك يحدث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما اصبنا سبي خيبر ابو سعيد الخدري diyor ki vakti ki Khayber'in esirlerini aldık سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأزل Resulullah Efendimize azilden sual sordu yani yapalım mı caiz mi değil mi فقال رسول الله Efendimiz buyurdu ki لَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَعِ yani meninin hepsinden olmadı يَكُنُ الْوَلَدْ veled olur olmadı her meniden veled olur çocuk olur bu böyle olmadı فَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ Allah-u Teala mürad ettiği vakitte اَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا bir şeyi halk etmeyi mürad ettiği vakitte لَمْ يَمْنَعُ شَيْءٍ hiçbir şey ona mani olamaz illa bu olur. حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي البداك عن أبي سعيد قال أصبنا سبيا يوم خيبر أبو سعيد الخدري ذن روايت diyor ki biz Khayber günü esirleri aldık onlara isabet ederdik yani tekarrub ederdik fekunna ne'azilu anhunne onlardan azil yapardık ne için nuridul feda biz fidye murad ederdik yani o cariyeler çocuk olmasın da onu fidyeye bağlayalım. Ya satıp parasını alacak ya onu kitabete kesecek.
فَقُلْنَا dedik ki لَوْ سَأَلْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ biz Peygamber Efendimiz'e sorsak uni. Sümme zekere misle usul hadis-i şerifin tamamını zikrediyor. Yani biz de Resulullah Efendimiz'e sorduk. O da buyurdu ki her meniden çocuk olmaz. Eğer Cenab-ı Hak murad etmişse illa o olacak. Yani azletseniz de etmeseniz de faydası yok. Mukadder olan şey meydana gelecek. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو زفر قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي العالية عن أبي سعيد قال تذكرنا العزل أبو سعيد الخدري diyor ki biz azli müzakere ettik aramızda فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz bizim üzerimize çıktı geldi فقال buyurdular ki لا عليكم ألا تفعلوا bunu işlemekte size beis yoktur فإنما هو القدر bu kaderdir. Yani azil yapmakla çocuk meydana gelmesin siz bunu hükmedemezsiniz. Mukadder varsa illa gelir. Mukadder yoksa gelmez. Haddesene Ebu Bekrete ve İbn-i Merzuk kâle haddesene Ebu Davud kâle haddesene Şöbe an Ebil Feyd kâle semi'tu Abdullah ibn-i Murre an Ebi Sa'idin Zerfi enne racülen min eşya eşya kabilesinden bir adam سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الكريم فنمز سوردي عن العزل عزلدا فقال buyurdular ki ما والبشيك يقدر الله في الرحم رحمde تكدير etti yekun olur rahimde Cenab-ı Hak bir şey ezelde tekdir etmişse o meydana gelir. حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا جعفر بن أبي المغيرة عن عبد الله بن أبي الهذيل عن جرير رضي الله عنه قال Hazreti Cerir'den rivayet eyledi. Buyurdular ki اَتَنْ نَبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَجُلٌ bir adam Resulullah Efendimiz'e geldi. فَقَالَ dedi ki مَا وَصَلْتُ اِلَيْكَ ya Resulullah sana ben vasıl olmadım, erişmedim. مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ müşriklerden. Yani geldiğim yol müşriklerin içinden idi. Ben sana erişmedim. اِلَّا بِغَنْيَةٍ بِغُنْيَةٍ لِي اَوْ بِقَيْنَةٍ Şimdi lügatte guniyeyi ben aradım bulamadım. Burada meksedi yani bir cariye. Bir cariyeyle ancak geldim sana eriştim. Bu diyor ki ravi ya guniye dedi yahut da gayne dedi. Gayne malum. Gayne esasen şarkı çağıran, çalgı çalan cariyeye derler. Fakat guniyeyi bulamadım da. Guniye mal manasına gelir diyor. Guniye, guniye. Yani bir mal geldim. Allah'a da bunu murad ediyor ki ben onlardan erişemedim, bir mal getiremedim. Mal olarak işte bir cariyeyi getirebildim. Bu anlaşılıyor. Ki azilu anha ben o cariyeden azlediyorum. Yani başka para mal getiremedim. Bir cariye beraber getirdim. Ondan da azlediyorum. Üridu biha esu. Onu da çarşıya götürüp satacağım. Onun için azlediyorum. Yani hamile kalmasın. فَقَالَ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ buyurdu ki جَاءَهَا مَا قُدِّرْ ne tekdir edilmişse o kadına gelir. Yani sen azletsen de etmesen de senin elinde değil. Allah-u Teala o cariyeden bir çocuk tekdir etmese gelir. Tekdir etmemişse gelmez. قَالَ أَبُوْ جَفَرْ İmam-ı Tahavi buyurdu ki فَفِي هَذِي لَا تَرَيْضَ bu eserlerde olucudur. مَا يَدُلُّ bir şey ki delalet eder ala enel azle azil gayru mekruhin mekruh değildir. Lenne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zemme ahberuhu vaktaki ashab-ı kiram ona haber verdiler ki ennehum yef'alunehu bunu işliyorlar, bunu haber verdiler ya lem yünkir zâlike aleyhim Resulullah Efendimiz onları inkar etmedi ki onlar dediler biz azil yapıyoruz azil yapmayınız demedi beis yoktur yapın dedi. Yani beis yokun deyince yani ister yap ister yapma. Maksat bu. وَلَمْ يَنْهَهُمْ عَنْهُ onu inkar etmedi, ondan da nehyetmedi. Yani azil yapmayın, bu da haramdır demedi. Çünkü yukarıda okuduğumuz hadis-i şerifte diyor ki azil yapmak haramdır. Ve bu hadis-i şerifleri getiriyor ki hayır azil yapmak haram değil. وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ onlara cevaben de dedi ki لَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوهُ bunu işlemekte beis yoktur. Yani azil yaparsınız da yapabilirsiniz. اِنَّمَا هُوَ الْقَدَرْ bu mukadderdir. Demek ki Cenab-ı Hak tekdir etmemişse sana bir azm irade verir, azil yaparsın.
Yok, eğer çocuk mukadder etmişse o azil yapmayı senin kalbinden alır. Azil yapmasın çocuktan meydana gelir. Çünkü Cenab-ı Hak her şeyi bir esbaba bağlamış. Ama sen cariyeyi almadan, evlenmeden ya Rabbi bana bir çocuk ver. Ver. Olmaz bu. Allah-u Teala kadir. Yokluğunda verir ama fakat Cenab-ı Hak her şeyi sebebe bağlamış. İlla evleneceksen, evlendikten sonra Allah'tan çocuk isteyeceksin. Her evlenen adamda da çocuk olmaz ya, adam ne evlenir? Çocuk olmaz. Bir aile daha alır, ondan da olmaz. Bir aile daha alır, ondan da olmaz. Olur. Evet. Fakat burada Resulullah Efendimiz buyuruyor ki kadere bağlıdır. Kaderi de Cenab-ı Hak o kadından bir çocuk halk edecekse sana azil fikrini vermez. Yahut azil yaparken azil yapamazsan meniden bir miktar onun rahmine kaçar, gene çocuk olur. Ey fe innallaha, Cenab-ı Hak ise kâne kad kadder, eğer tekdir etmiş olursa ki ennehu yekûnü zâlik, o olacak. Kâne zâlikel veled, o veled olur, tekdir etmiştir. Ve lem yemnâhu azlun, azil mani olmaz. Ve la gayruhu, gayrisi de mani olamaz. لَأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَعَ الْعَزِلِ Azille beraber olur. اِسْفَاءٌ رَحْمَ Meni'yi uğraştırmak olur. بِكَلِيلٌ مَا Meni'nin azile de olur. اَلَّذ۪ي Evet, öyle kalilül maki قَدْ قَدَّرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak takdir etti. اَنْ يَكُونَ مِنْهُ وَلَدْ Ondan veled olacak. İşi gelir. Hani doktor buyurduğu gibi şimdi bir damla menide 3000-5000 tohum olursa 300 bin yahut 500 bin. 300 bin yahut da 500 bin tohum var bir damla menide. Peki bunu az ise bile ondan azıcık ufacık bir zerre rahime kaçacak olsa işte bir velet olur. Yani Cenab-ı Hak tekdir etmiştir. 300 bin ile 500 bin arasında bir damla da tohum ve kudreti ilahiyye. وَيَكُونُ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَاءِ فَكُوا مَنِذًا بَاقِي قَلَانِ دَا اَلَّذ۪ي اُوْلَ مَا كَفَدْ يَمْتَنِعُونَ مِنَ الْاُسْطَاءِ İstadan imtina ederler, bihi anınla, bil azil azil sebebiyle ki yani rahme ulaşmasın, fadlan o da fadıl ziyade olur. Yani Cenab-ı Hak tekbir etmişse, o adam azil yaptığı vakitte onun menisinden ufacık bir yüz rahme Cenab-ı Hak kaçırı verir, oradan veled olur, öteki de fazlası olur. وَقَدْ يَكُونُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرْ قَدْ قَدَّرْ Bazen olur ki Cenab-ı Hak tekbir etmiş olur ki اَنْ لَا يَكُونَ مِنْ مَاءٍ وَلَدْ O meniden çocuk olmaya فَيَكُونُ الْإِفْتَاءُ بِذَٰلِكَ الْمَاءِ Evet, o meniyi rahme eriştirmek وَالْعَزْلُ عَزِلْ ikisi sebaa müsavu olur فَاَنْ لَا يَكُونَ مِنْهُ وَلَدْ Veled olmamaktır, çocuk olmamaktır. Cenab-ı Hak tekbir etmemiş. Sen kadının rahminin meniyle doldursan bile yani Cenab-ı Hak tekbir etmemiş, vermez. فَكَانَ الْاِفْتَاءُ بِالْمَا Evet, meniyi iftâ etmek oldu. لَا يَكُونُ مِنْهُ وَلَدْ Ondan veled olmaz oldu. اِلَّا بَنْ يَكُونَ فِي تَقْدِيرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ اِلَّا Cenab-ı Hakk'ın tekbiriyle oldu ki اَنْ لَا يَكُونَ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَا وَلَدْ O sudan çocuk olmaya bu Allah'ın tekbiriyle oldu. فَيَكُونُ كَمَا قَدَّرْ Cenab-ı Hak nasıl tekdir etmişti öyle olur. وَكَانَ الْعَزْلُ Azil de olur. وَكَانَ قَدْ تَقَدَّمَ ف۪ي تَقْدِيرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak tekdirinde var ise اَنْ يَكُونَ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَا O sudan ola اَلَّذ۪ي يَعْزِلْ Kocası mesela ondan azlediyor. Meniyi bırakmıyor. Cenab-ı Hak da tekdir etmiş olsa bundan veleden velet tekdir etmiş olursa vesselallahu Cenab-ı Hak eriştirir iler rahmi kadının rahmini eriştirir minhu o meniden şeyen bir yüz bir parça eriştirir ve in galle isterse o yerişe az olsa bile ve yekûnü minhul velet o velet ondan bir velet olur fe'alemehum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz Eshab-ı Kiram'a bildirdi ki ennel iftâ'a evet meniyi rahme ulaştırmak la yekunu bihi veledun onunla veled olmaz illa en yekuna kad sebeke zalik fi takdirillahi azze ve cel illa Allah-u Teala'nın takdirinde sebeket etmiş de varsa olur yoksa olmaz ve ennel azle azil de la yemne ve en yekune veledun
Velez olmaya mani olmaz. Kâne kad sebeke fî ilmillâhi ennehu kâin. Allah-u Teala'nın elminde bunun olacağı sebeke gitmişse, hazır ona mani olmaz, çocuk olur. وَلَمْ يَنْهَهُمْ فِي جُمْلَةِ ذَٰلِكَ عَزْبٌ وَلَمْ يَنْهَهُمْ Onları nehyetmedi. فِي جُمْلَةِ ذَٰلِكَ Bunların hepsinde cümlesinde azdur, asıl nehyetmedi. Ben bunu da pek anlayamadım. Ne demek istedi bu? وَلَمْ يَنْهَهُمْ فِي ذَٰلِكَ عَزْبٌ Sahip ne demek istiyor bu? وَلَمْ يَنْهَهُمْ Resulullah Efendimiz nehyetmedi. Fi cümleti zalik. Bu ayrı olacak. Ennehu ken velem yenhehum fi cümleti zalike bunları bu velem yenhehum Resulullah Efendimiz onları asilden nehyetmedi. Fi cümleti zalik bu müstakil bir cümle olacak. Fi cümleti zalik işte bu okuduğumuz hadislerin hepsinin cümlesinde orucudur. Azbun azir olacak. Orucudur. Fakat burada bir vav koysaydı meseleyi hallederdi. وَلَمْ يَنْهَوْا O vakit ibare orada biterdi. وَفِي جُمْلَةِ ذَٰلِكَ Bir vav yazsanız mana güzel olur. İşte bu hadislerin hepsinde orucudur. عَزْلٌ عَزِلْ orucudur. Yani birinci mezhebeye cevap veriyor ya, azil haramdır diyenlere diyor ki, bunların hepsinde azil orucudur. Bir vav yazın, sonra da yine tesliğine bakın. وَفِي جُمْلَةِ ذَٰلِكَ اَذْنُ Yoksa ibarenin Rabb-i Zabd'i olmuyor. سُنَّ قَدْرُوِيَ Sonra rivayet edildi. An رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ki Enver Efendimiz'e فِي اِبَاحَتِهِ اَيْدَى عَزْلٍ mübah olduğunda rivayet edildi. مَا وَالْبِرْ حَدِسْ ki قَدْ حَدَّسَنَا bize rivayet eyledi Rabbi'ün mezdin قَالَ حَدَّسَنَا أَسَدٌ قال حدثنا محمد بن حازم عن نعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال حدثني جابر'den rivayet geldi. Cabir buyurdular ki أتن النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار أنصار'dan bir adam Resulullah Efendimize geldi. فقال dedi ki ya Resulullah إني لي جارية benim bir cariyem var. تسير تستقي على ناطحي benim su çeken bir devem var gidiyor o devemde su çekiyor ve ene usibu minha ben de o cariyeye tekarrub ediyorum efe a'zilu ondan azledeyim mi caiz midir değil midir fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz buyurdular ki na'am fe'azil evet sen ondan azled yani o adamın o cariyeye ihtiyacı var o cariyeye gidecek o deveyle burada kuyular var idi kuyuya kovalar yaparlar, o deve gider. Gider iki bir mesafede o kuyunun derinliği mesela farz et ki 15 arşın, 20 arşın o kadar bir mesafe gider. Gider, kovayı çıkarır. Kovayı çıkar çıkmaz iki tane çatal odun var. Kovana geldiği gibi döner su, havuza dökülür. Ondan sonra deve gelir tekrar. O geldikçe kova iner işte kuyunun içine. İner dolar, deve tekrar gider. Daha oraya gider gitmez gene tekrar çıkar bir daha dökülür. Bu kovalar da büyük 2-3 teneke su alır. Bu motorlar çıkmazdan evvel böyleydi. Şimdi adam bahçesini sürüyor, hurmalığını sürüyor. Adamı yok o cariyeyi vazifeli kılmış o deveyi sürüyor, götürüyor, getiriyor. Şimdi bu cariye hamile olsa kim götürecek? Hasta olacak bunu yapamayacak. Adamın da ihtiyacı var. Onun için diyor ki ya Resulullah ben azledeyim de bu hamile olmasın, çocuklu olmasın ki benim bu işimi görsün. Resulullah Efendimiz de izin veriyor ki evet azil caiz. فَلَمْ يَلْبَسِ الرَّجُلُ اَنْجَى Adam gitti, çok kalmadı diyor, döndü geldi. فَقَالَ dedi ki ya Resulullah قَدْ اَزَلْتُ عَنْهَا Ben bu cariyeden azlettim. فَحَمَلَتْ لَكِنْ yine hamile oldu. Yani meni onun rahmine bırakmadım. Fakat yine cariye hamile oldu. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki Mâ ul bi şey ki Kaddarallahu azze ve cel Cenab-ı Hak tekdir eyledi Li nefsin bir nefse Eki en yahlukaha Onu halkede Cenab-ı Hak bir nefse tekdir etti ki onu halkede İlla vahye kainatü İlla o orucudur. Dünyaya gelecektir. Çünkü Cenab-ı Hak tekdir etmiş.
O gelecek, dünyada yaşayacak, onun da birçok maceraları olacak, onu tekdir etmiş. Yani Ensar'dan o zat azil ettiği halde fayda vermemiş. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Hazreti Cabir'den gelen bu rivayeti başka bir senette daha zikretti. Aynı hadisi şerif. قال أبو جعفر إمام التحاويد dediler ki فهذا جابر رضي الله عنه. İşte Hazreti Cabir قد حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'den hikaye iledi. نظير ما أول بالحديث النظير نكي حكى عنه أبو سعيد رضي الله عنه أبو سعيد الخدرين رواية اتمش olduğu حديثة benzer Cabir de rivayet eyledi. İki sahabi de rivayet etmiş oldukları hadisler birbirine mutabık geldi. وَمَنْ ذَكَرْنَا Evet. وَمَنْ وَلْ بِرْ كِمْسَ كِي ذَكَرْنَا بِي زِكْرِتِّ مَعَهُ Onlarla beraber فِي الْفَصِلِ لَذِي قَبْلَ هَذَا Bu fasıldan evvel اَنَّهُ Resulullah Efendimiz قَدْ اَذِنَ مَعَ ذَٰلِكَ Onunla beraber izin verdi فِي الْعَزْلِ اَزِلْدَ Yani bu yukarıdaki fasılda birçok hadisleri rivayet eyledik. İşte şimdi burada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gene iki sahabenin rivayetinde getiriyor. Öteki hadislere ilaveten. Sünne kadru yen Cabirin radıyallahu anhu. Hazreti Cabir'den rivayet edildi. Fi ibahatil azli eyde. Azlin mübah olmasında ma bir hadis rivayet edildi ki kad haddesena Ahmed ibn-i Davud. Ahmed ibn-i Davud bize rivayet eyledi. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن أبيه عن أبي زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت جابر dedi ki Resulullah Efendimiz أذن في العزل عزل izin verdi. حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل جابر diyor ki biz عزل ederdik Ala ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in zamanında vel Kur'an yenzil Kur'an'da nazil oluyor idi. Biz de azil yapardık eğer azil haram olsaydı o vakit Kur'an nazil oluyordu. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri nehy ederdi. Nehy vakı olmadı. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ebu Davud kâle akberena Şe'bet ve Amr ibn-i Dinar en Cabir ibn-i Abdillah kâle künnâ nazil vel Kur'an yenzil yani aynı hadisi şerifi Ebu Bekir'e de rivayet ediyor. Emr ibn-i Dinar Cabir'den rivayet ediyor. Fakat arada hata var. Hatayı zikretmedi. Yukarıki hadiste muttasil oldu. Burada mungati oldu. Emr ibn-i Dinar ile Cabir'in arasında Hazreti Ata var. Onu zikretmeyi dedi. Zikreylemedi. Hadis mungati oldu. Yani hadisi şerifi zikrediyor. قَالَ كُنَّا نَازِلْ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلْ Biz azil yapardık. Kur'an'da nazil olur idi dedi. قال شعبة شعبة dedi ki فقلت لعمر عمر بن دينار ben dedim ki أسمعت هذا من جابر Cabir'den sen bunu işittin mi? Çünkü Cabir'i görmemiş arada vasıta var. فقال dedi ki ben Cabir'den işitmedim. Demek kimden işitmiş? Atadan işitmiş. Atada Cabir'den. حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نعزل Hazreti Cabir diyor ki biz azil ederdik. Künnâ nâzil alâ ahdi Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in zamanında felâ yenhâne an zâlik bundan bizi nehyeylemezdi. Şu halde netice ne oluyor? Felemmen tefâ vaktaki müntefi oldu, yok oldu. Ennânellezî şul bir mâna ki bihi o mâna sebebiyle kürihel azlû Azil mekruh kılındı. Azil niçin mekruh dediler? Birinci kavle sahip olanlar dediler ki bu çocuğu öldürmek demek. Mev'ude-i suğradır. Halbuki şimdi bu hadis-i şeriflerden anlaşıldı ki bu mev'ude değildir. Öyleyse mev'ude olmadığı meydana çıkınca ve ma zükire ol bir şey ki ve ma ol bir şey ki zekere zikretti. Men zekere fizalik. Bu meselede zikredenler zikretti ki ennehu minel mev'udeti. Azil etmek mev'udedendir. Çocuğu diri diri öldürmektir. Ve küçük mev'udedir denilen şey de müntefi oldu. Ve sebete an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
Peygamber Efendimiz'den de sabit oldu. Ney? مَا قَدْ زَكَرْنَاهُ عَنُهُ Resulullah Efendimiz'den zikrettiğimiz şey, min ibahatihi, azl-ı mübah olduğundan zikrettiğimiz de sabit oldu. Sebet öyleyse sabit oldu ki en la bâse bil azli, azil yapmakta beis yoktur. Limen eradehu, murad eden kimseye. Bir adam azil yapmak murad ederse beis yoktur. Beis yoktur ne demek? Yani yapmasa daha iyi. Ama yaparsa günahlı. Evet, beis o demek. Ne fakat o azil de ne şart üzerine? Aleş şerait, şartlar üzerine. Elleti öyle şartlar ki zekernaha, biz onu zikreyledik. Ve fassalnaha, tafsil eyledik. Fî evvel hâzel bab, bu babın evvelinde. Ne vakitte? Eğer adamın ailesi hürre bir kadın ise, o da azle razı değil ise azil yapamaz. Bu haram. Kadın razı olursa azil yapabilir. Yok, cariye olursa, ki şimdi zaten cariye yok. Kalkmış, o zaman da varmış. Cariye olursa cariye isterse de istemese de azil yapabilir. وَهَذَا قَوْلَ اَبِي حَنِيفَةَ وَاَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ İşte bu üç imamın kavli de bu meselede budur.